Hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının girmesiyle birlikte kadın doğumculara en sık sorulan soruları derledim. Cevaplamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Ramazan ayı oruç ayı diye de bilinir. İmsak vakti yani sabahleyin ezanla işte akşam ezanına kadar geçen İftar açma dediğimiz sürece kadar geçen döneme oruçlu dönem diyoruz. Bu dönemde yemiyoruz, içmiyoruz, cinsel eylemlerden uzak duruyoruz. Kadınlarımız ilk soruları şu oluyor. Hocam muayene olabilir miyiz oruçluyken? Evet muayene olabilirsiniz. Gebeler, karına jel dokuyoruz, ultrasonla bakıyoruz. 2-3 dakikada da zaten jeli siliyoruz. Çok rahat ultrason yapılabilir karından. Birincisi bu. İkincisi vajinal muayene olabilir mi? Vajinal muayeneyi elle tuşe dediğimiz yapabiliyoruz. Rektumda da keza aynı şekilde muayeneler yapılıyor. Bir de rahim ağzını görmek ya da rahimden kültür, akıntı kültürü, sinir, kanser taraması için çubuk sokmamız orucu bozar mı? En çok merak ettikleri bu. Çünkü şöyle biliyorlar. Vajinaya bir yabancı cisim girdiği zaman gusül almak gerekir. Gusül almayı gerektiren her işlemde orucu bozar. Şimdi birincisi vajinal muayeneler gusül almayı gerektirmez. Yabancı cisimi hangi niyetle koyuyorsunuz? Önce bunu cevaplamamız lazım. Teşhis amaçlı koyduğumuz spekulum mu? Tedavi amaçlı koyduğumuz bir nesne mi? Yani oradan ben parmağımla girip bir çisti bir aletle girip bir şey mi çıkaracağım oradan? Neden bozsun? Çisti boşaltıyorum, et parçasını çıkarıyorum oradan, tedavi ediyorum. Bu da bozmaz. Teşhis amaçlı spekulum taktım, kültür aldım, simir aldım yine bozmaz. Peki ne bozar doktor hanım? Vajinanıza haz duymak amacıyla, orgazm olmak amacıyla koyduğunuz cisim bozar. Dul olan kadınlar cinsel hayatlarını devam ettirebilmek için seks oyuncakları, penisleri kullanabiliyorlar. Bunlar işte silikon şeklinde olabiliyor. Bizim de terapilerde kullandığımız penisler vibratörlü olabiliyor, titreşimli olabiliyor. Ya da hem klitorise hem göğe noktasına uyararak kadınlara haz veren materyaller var. Bunlar bozar. Ya da bize geliyor elinde salatalık, havuç, işte jelatine sarmış, yağlamış veya işte patlıcan gibi İçine yarısı kokmuş, çıkarmaya gelenler var. O yüzden biliyoruz. Hocam orucu bozar mı? Tabii ki bozar. Gusülde almak gerekir. Çünkü burada haz var. Yani orucun ruhunun dışında bedene hizmet ettiğin, nefse hizmet ettiğin bir eylem var. Bu eylem gusül almayı gerektirir ve orucunda hazdan uzak kaldığın o saatler içerisinde gayesinden bireyi koparmış olur. Tedavi amaçlı vajinaya cisim koymak. Onu da söyleyeyim. Mesela idrar kaçıran hanımlar işte hocam namaz kılamıyorum, oturamıyorum, yürüyemiyorum. Biz onlara ameliyat olmayacaksa perinometreler veriyoruz. Mesela takıyor vajinaya. Buradan piliyle titreşim yayıyor o oraya. Veya dermatopları kullanıyoruz. Vajinaya koyuyor hanım evde. Akşama kadar işlerini yapıyor. Bu da orucunu bozmaz. İşine aynı devam edebilir. Çünkü buradaki maksatımız idrar kesesine baskı yapması, titreşim vermesi ve idrar kaçırmasını önleyerek Ramazan ayının hizmet eder. Yani kişi daha az idrar kaçırır ve daha güzel uzun süreli ibadetlerini yapabilir. Bunlar tedavi amaçlı olduğu için ne gusül gerektirir ne de orucu bozar. Gelelim radyo frekans yapıyoruz biliyorsunuz vajinaya. Bu da idrar kaçırmada kullanılan bir cihaz. Aynı zamanda sıkılaştırmayı da sağlıyor vajinanın ve gençleştiriyor. Seansına başlamışız. Ramazan'dan önce birinci seans, Ramazan'ın ortasına ikinci seans denk gelmiş. Hanımlar gelip ikinci seansını yaptırabilir. Yine gusül gerekmez. Yine namazına, ibadetine devam eder. Çünkü içeriye titreşim veriyor. Egzersiz. Yani bu fizik tedavi egzersizi gibi. Tıpkı dumbbell kaldırmak gibi düşünün. Bu da vajinanın içine giren bir dumbbell gibi orayı çalıştırıyor. O yüzden orucunuza, ibadetlerinize bir mahsuru olmaz. Yara yapma, yara dondurma, vajinal lazerle oradan bir cisim alma, sihir alma vesaire, bunlar da orucu bozmaz. Vajinaya lavaş yaparsak, yani vajinaya bir sıvı verirsek, orayı yıkamak amacıyla bunun bir miktarı emilebilir. Bu belki sakatlayabilir. Çok acil bir durum değilse, yani çok kötü bir durumda yaralar vesaire vajinada yok, bu zorunlu değilse sıvı vermeyiz.
krem vesaire yazarak ya da bu sıvıları eve veririz. Puar dediğimiz aletlerle kişi orucunu açtıktan sonra bu lavajı kendisi yapar. Yani orucu açtıktan sonra vajinaya bir sıvı koyabilir, fitil koyabilir. Keza biz hani size fitiller de veriyoruz ya, küçük fitillerimiz, galiba tamponları biliyorsunuz. Regl döneminde kullanılan tamponlar var. O tamponlardan benzer böyle minik fitillerimiz var. Ucu böyle sivri genellikle. Onları da vajinaya gündüz oruçluyken koymuyoruz. Çünkü bir miktar kana emilerek geçtiği için onu da orucumuzu açtıktan sonra işte yatmaya yakın. Çünkü hareket halinde düşebilir. En azından bir 10 dakika uzanmak gerekir ki emilsin. Ve 4-5 saatte emilir zaten sahura kadar. O yüzden de fitilleri orucu açtıktan sonra kullanabilirsiniz. Keza ilaçlarınızı da 2 öğün diyorsak sahur iftara çevirebilirsiniz sabah akşamda. 3 öğün diyorsak sahur iftar bir de gece 12 araya yayma gösterebilirsiniz. 3. dozu, öğle dozunu da gece araya koyabilirsiniz. Yine orucunuzu tutmanızda bir mahsur olmaz. Şimdi orucu tutamaz sıhhi olarak verilen ruhsatlar var biliyorsunuz. Bu da hekimin yetki alanına vermiş İslam dini. Bazen hastalar hekimlerin ağzından oruçtan, bunu demek istemiyorum hani kaçmak için ya da oruç tutmuyorumu bahanesi diye doktora sığınmayı yanlış buluyorum. Mesela işte kan vermeye geldim, orucu tutmadım bugün. Hayır, kan vermek orucu bozmaz. Vücudunuzdan bir madde çıkıyor. Tıpkı çiş gibi, kaka gibi, ama vücudunuza kan alırsanız, serum taktırırsanız, bir sıvı alırsanız işte o zaman orucunuz bozulur. Kanamalarla ilgili soruluyor çok. Mesela kanama normalde hanımın regl günü 6 gün. Hep 6 gün 6 gün, ama Ramazan ayında 11 günü, 7 gün, 8 gün. 6 günden sonraki oruçlarını tutması gerekir ve neden uzadı diye mutlaka doktora da jinekoloğa da başvurması gerekir. Kirli kan, kirli kandan dolayı oruç tutmuyorum. 20 gündür kirli kan geliyor, 20 gündür oruç tutmuyorum. Hayır, bu da yanlış bir bilgi. Sonuçta eğer ki bir ara kanamanız, durup dururken adet değilsiniz, bir kanama geldi. İster kopkoyu olsun, ister pembe olsun, ister kahverengi olsun, bir kanamanız geldi. Orucunuza devam edersiniz ama doktora da gelirsiniz. Bir polip mi oldu? Bir kisme patladı, ne oldu, spiral mi kaydı, ben niye kanıyorum? Hemen jinekoloğa gelirsiniz ama orucunuzu bozmazsınız. Jinekolog muayenenizi yapar, size tedavinizi verir, siz iftarda ilaçlarınıza başlarsınız. Ve yine hekiminize danışırsınız tabii geldiğinizde. Tekrar özetliyoruz, gebelik orucu bozmaz, muayene orucu bozmaz. Kullandığımız radyo frekans orucu bozmaz. Yara yakıyoruz, yara donduruyoruz, orucu bozmaz. Vajinaya koyacağımız fitil, lavaş, sıvılar iftardan sonra kullanılır, yatmaya yakın kullanılır. Çünkü onlar orucu bozabilir. Kan vermek orucu bozmaz, kan almak orucu bozar. Yani biz PRP'de kan alıyoruz, orucu bozmaz, ama PRP'de vajinaya o sıvıları verdiğimiz için bozabilir. O yüzden de iftardan sonra yapmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Ve yine gebelikteki ara kanamalar, gebe kişi düşük riski var, kanaması oldu bugün, işte 2 damla, 3 damla, yarım pet orucu bozmaz. Peki kusma bozar mı hocam? Gebelikte kusmalar orucu bozmaz. Sabah kalktın, öldüm, yani yutmayacaksın yalnız, 1 damla, 2 damla tüküreceksin. Gelen ağzındaki kusum dışarı atılması gerekiyor. Orucu kusma şöyle bozar. Kişi bilinçli olarak parmağını sokup midesi bulanıyor, dayanamadığı, kusmak için uğraşırsa o orucu bozar, ama kendiliğinden kusuyorsa bu orucu bozmaz. Peki gebeler oruç tutabilir mi? Gebelerin oruç tutması tamamıyla jinekoloğuyla iletişime bağlı. Çünkü her gebenin ve her emziren kadının metabolizmasını doktoru biliyor. Hamilelik sürecini doktoru biliyor. Mesela ben şöyle yapıyordum hastalarıma. İlk 3 ay kusması yok, bulantısı yok, beslenmesi güzel, tansiyonu düşmüyor, daha bebeğin suyu yok, bir şey yok, orucunuzu tutabilirsiniz. En şanslı dönem. Hasta 5. ayında, 4. 5. ayında ve yaz mevsiminde, Temmuz, Ağustos. Şöyle diyordum hastalarıma, bana Ramazan ayı içerisinde 3 kere gelir misin? Bir Ramazan'dan önce gel, bakayım, suyun çok güzel, harika, başla orucuna.
10. günde bir gel bana. Suyun harika, çok güzel beslenmişsin. İftarla sahur arasında çok güzel su içmişsin ki bunları diyetisyenlerimiz, dahiyecilerimiz, fonksiyon tıp uzmanlarımız hep söylüyor. İşte Ramazan beslenmesi, o konuya ayrıntıya girmeyeceğim. Suyunu güzel içtin, sütünü, kefirini, ayranını beslendin. Etini, tavuğunu, balığını, yeşilliğini yedin. Harika gidiyorsun. Gündüz de şekerin düşmüyor. Ayılıp bayılmıyorsun. Orucunu tutabilirsin. Keza 10. günde gel bana diyorum. Geliyor, çok güzel. Bir 10 daha öteliyorum. Bir 10 daha tutuyor. Geliyor 20. günde. Süper, harika. Devam. Artık Kadir Gece'ni de, son 10 günü de oruçlu geçir, bayramına da tüm oruçlu devam et. İnanın Ramazan'ı çok çok güzel tutan gebelerimiz var. Normal insanlar dayanamıyorum diyor. Gebe diyor ki ben hiç hissetmiyorum bile hocam diyor. 40. hafta olmuş, 38. hafta olmuş, 20. hafta olmuş. Her haftada işimi de yapıyorum, teravihime de gidiyorum, her işimi de yapıyorum. Ne kadar güzel bir nimet. Ve Münir Derman yine der, Profesör Doktor Münir Derman, Ramazan ayında gebelerimizin oruç tutmasını çok isterim. Onlar adına çok sevinirim. Çünkü orucun bebek üzerine de manevi ruhani katkıları var. Eğer ki hekimleriyle güzel irtibat halinde olsunlar ve mümkün olduğunca Ramazan oruçlarını kaçırmamaya çalışsınlar ki bebekleri de o ruhani kuvvetten yararlansın demiştir. Emzirme dönemine gelelim. Keza aynı. Oruç tutmak sütü azaltmaz. Ama nasıl azaltmaz biliyor musunuz? Yine sahurla iftar arasında bol sıvalayacaksınız. Güneşi gündüz çıkmayacaksınız. Bebeği sık emzireceksiniz. Ve sıvı, anne sütünün %80'i sıvı su olduğu için eğer sıvı almazsanız sütünüz azalmaya geçer, bebek de aç kalabilir. Özellikle ilk 6 aydaki emziren annelerin çok çok daha dikkat etmesi lazım. Çünkü bebek ek gıda almıyor, sadece anneden anne sütü alması lazım. O yüzden de ilk 6 ay bebeği olan annelerimizin oruç tutarken sahurla iftar arasındaki sıvı alımına çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve çeşit çeşit sıvılar alarak bebeğine anne sütünün kalitesini, çeşitliliğini arttırarak vitaminlerin faydalı olması da gerekiyor. Diğer hastalıklarda tabii ki kendi doktorunuza soracaksınız. Mide kanaması, başka ilaçlarınız, şeker hastalığı vesaire danışacaksınız. Ama biz gebelerimiz için, lohusalarımız için kusma dönemi, kanama dönemi, adet bozuklukları, muayene etmek, içeriye tedavi amaçlı cisim koymak, bunlarla ilgili kafanızdaki soruları bu videoyla aydınlattığımı düşünüyorum. Yine unuttuğum sorularım varsa aşağıya bırakın. Tekrar bir Ramazan derlemesi videomuzu Instagram'da veya YouTube üzerinde hazırlarız ve size de ulaştırırız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Çok güzel bir Ramazan ayı geçirelim inşallah. Hep beraber sevgiyle, bol bol dua ile.